16 yıl hakkın etmen bir karar değil. Çocuğumun bedeli 16 yıl değil. Burada biliyorsunuz Berk'in 16 kiloya düştü. Ama isnaf evet onanması iyi bir şey tabii ki. Bizim için iyi bir şey. Eğer Yargıtay da karar verirse içeri girer. Ha, 16 yıl çok mu yine söylüyorum basa basa. Hayır değil. Bugün avukatınız Can Atalay, mücella yapıcı, Oya Arslan. Karşılaştırdım getirdim biliyorsunuz Gezi'de birçok arkadaşlarımız, yoldaşlarımız şu anda içeride. Osman Kavali müebbet aldı. Ne yaptılar? Yani tıpkı Can Atalay 16 yıl kopardı ya. Avukat Can Atalay da çırpındı 16 yıl. Katili yargıladı, aldı ya, verdirdi sonuçta 16 yıl. 16 da peşinde Can'a verdiler. Asla. Bu haksızlıktı. Büyük bir haksızlıktı. Karşılaştığı zaman o insanlar ne yaptılar? Bu katili 16 yıl alıyor. Onlar çocuğumu savundular diye, sürekli yanımızdalardı diye... Onlara da 16 yıl verdiler. Dediğim gibi bu karar şu şey açtı bizim için çok iyi oldu. Hani ben hep mücadele ederken, mahkemelere giderken benim çağrım hep buydu. Başka çocuklar öldürülmesin. Ben tam 9 yıl oldu. Halen o görevin başında. En ufak Van'da, özellikle Van'dadır. Orada herhangi bir yürüyüş, bir eylemler oldu mu? Polis müdahale ettiğinde halen düşünüyorum. O mu yapıyor? O katil başka çocuğu mu öldürüyor? Hep aklımda bu var. Hep bu geçiyor aklımda. Bir nevi şu açıdan diyorum, bir de içeri sokarsak, sıktıkları zaman düşünürler. Bize de ceza verilir. Bu açıdan iyi. Dediğim gibi, şeysi bu mu? Bu değil. Daha yüksek olabilirdi. Ağırlaştırmış müebbet olması gerekiyordu. Berk'in geri gelir mi? Bunu çok iyi biliyor, gelmez. Biz çırpındık bu ana kadar, başka Berk'inler ölmesin. Ama maalesef üstünde kaç kişi öldürüldü? Kaç kişi, kaç can annelerinden kopardılar. Onun için mücadeleye devam edeceğim. Emri ben verdim. Bunu sadece Fatih Dalgal değil, bu katil değil sadece. Emri ben verdim, zetçisi de var. Emniyet müdürü var, vali var. Bunlar hepsi yargılanana kadar mücadeleye devam edeceğim. Bundan kalmayacak. Daha çok ceza alması için elimden geleni yapacağım. Çünkü ceza bu değil. Dediğiniz gibi senelerdir mücadele ediyoruz. Sürekli bu önde geleni, sürekli soruşturmalar oluyor. Bu sadece dava ilki oluyor ama kaç kere soruşturmadan geçtik, kaç kere ifade verdik. Hakarete gelince ben kimseye hakaret etmedim. Ben doğruyu söyledim. Ben söyledim her lafın arkasında, sözümün arkasındayım. Ben gerçekleri söyledim. Evet çocuğumu, çünkü emri ben verdim dedi. O zaman emri sen verdinse çocuğumun katili sensin. Tekrar burada söylüyorum. Sen öldürdün. Hakarete gelince ben hakaret etmedim ama hakaret yedim. Buna nazaren ben suç duyurusunda bulundum. Hiçbir şey yapmadılar. Ama yine ben yargılanıyorum. Her tür maruz, her tür şiddete, her tür şeye maruz kalan benim. Yine yargılanan benim. Ama bu böyle kalmaz diye düşünüyorum. Benim alnım hak. Başım dik. Ben kimseye hakaret etmedim. Ben sadece savunmamı yaptım.
Adalet istedim, adalet istedim, adalet istedim. Bunun için yargılıyor. Yargılasınlar, varsın yargılasınlar. Sırf gözdağı vermeyi düşünüyorum. Onun için beni öyle yargılıyorlar. Kızımı kaç kere gözaltına aldılar. Defalarca bizi gözaltına aldılar. Benim kolumu kırdılar. Yine yılmadım. Yine vazgeçmedim. Yılmam, vazgeçmem. Mücadeleme devam edeceğim. Hiçbir şekilde mücadelemi bırakmadım. Bırakmaya da niyetim yok. Demin söylediğim gibi emri ben verdim. Valisi, emniyet müdürü, polisleri, kim varsa bu işin için, hepsinin için, yargılanması için elinden gelen yapacağım, mücadelemi sürdüreceğim. Berkin daha 14 yaşındaydı. Ben çocuğumu tam böyle seveceğin yaştayken, ben çocuğum bile doğrusunu sevmemişim. Ben isterdim ki gençliğini göreyim. Ben isterdim ki o da herkes gibi belki kız arkadaşı bana getirirdi. Ben halen onlarla yatıp kalkıyorum. Ben halen düşünüyorum. Benim çocuğum ne yaptı sana? Ben Recep Tayyip Erdoğan. Neden öldürdürdün? Neden öldürdürdün çocuğumu? Sonuna kadar, hani derler ya, bu daha başlangıç, mücadele devam. Evet, bu daha başlangıç, mücadele devam. Devam edeceğim. Hesap sormaya devam edeceğim ve onlar eninde sonunda o hesabı bana verecekler. İşte o zaman derim ki adalet yerini bulduğu zaman, o zaman giderim belki oğlum mezarın başına, derim ki oğlum rahat uyu. Hesabını sordum. Ben şu anda doğru düzgün gitmiyorum. Diyemiyorum oğlum hesabını sordum diyemiyorum. Adalet yerini buldu diyemiyorum. O zaman bir nefes alacağım işte.